Ya Allah. Bugün gönül hanemize hangi kıssa düşecek bakalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem âlim-i cemale göçünün yaklaştığını hissettiği günlerden birinde mescide gelir ve ashabıyla helalleşme niyetindedir. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamber pek hasta ve yorgun idi. Öyle ki ayakta dahi bir sahabenin yardımıyla dururdu. Ashabına seslendi. Ey ashabım! Bende hakkı olan varsa söylesin. Kimseden ses çıkmadı. İkinci kez yine seslendi. Bende hakkı olan varsa istesin. Yine ses çıkmadı. Bunun üzerine yine sordu Allah'ın elçisi. Bu defa en arkalardan bir sahabe ayağa kalktı. Bu ayağa kalkan sahabenin adı da Ukkaşe'ydi. Hazreti Ukkaşe. Kalkıverdi ve ya Resulallah, Hudeybiye vakasında siz devenize binmek istemiştiniz. Ben de size elimi uzatmıştım. Siz devenize bindiniz ve devenize kırbaçla vurmak istediniz. Tam o sırada kırbaç benim sırtıma değdi. Şimdi bu kul hakkı değil midir? Allah Resulü evet dedi. Evet ya Ukkaşe, bu kul hakkıdır. Bunun üzerine Ömer Efendimiz daha fazla tahammül gösteremedi ve bir hışımla fırlayıverdi ayağa. Ya Efendimiz ne yaptı bilir misiniz? Sen karışma ey Ömer, o benim hesabım dedi. Sonra Hazreti Ebubekir ayağa kalktı. Ve ey Ukkaşe, ne kadar mal mülk istersen vereyim, vazgeç bu delilikten dedi. Allah Resulü, ey Ebubekir dedi, bu benim hesabım. Karışmayın. Sahabeler kendilerini zor tutmaktaydılar. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'ye, o kurbaç kızım Fatıma'dadır. Var git getir dedi. Hazreti Ali durumu anlatınca Fatıma anamız çok üzüldü. Bilmez misiniz ki o hastadır. Yerine geçecek kimse yok mudur aranızda dedi. Ve daha birer çocuk olan Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'i gönderdi. Efendimizin göz bebekleri Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin mescide girdiler. Ve ey Ukkaşe, dedemize vurma, gel bize vur dediler. Gel hakkını bizden iste. Sahabe pek duygulandı. Efendimiz, ben size kıyamam, bu benim hesabım dedi. Ve onları geri çevirdi. Kırbaç gelmişti ama ashab-ı kiramın öfkesi daha da artmıştı. Efendimiz, kırbacı Ukkaşe'ye verin buyurdu. Bu kez de, ey Allah'ın Resulü, bir şey daha var dedi Ukkaşe. Siz kırbacı vururken benim sırtım çıplaktı. Bundan daha geçer mi diye söyledi. O der demez sahabe ayaklandı. Efendimiz ortalığı yatıştırdı hemen. Ve Ukkaşe haklıdır dedi. Efendimiz minberden aşağı indi ve gömleğini açtı. Efendimiz gömleğini açmış ve Hazreti Ukkaşe'nin kırbacı vurmasını beklerdi. Hazreti Ukkaşe kırbacı havaya kaldırdı ve Efendimizin iki kürek kemiğinin ortasındaki mührü öpüverdi. Gözyaşları içinde
Hakkım sana helal olsun ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun dedi. İşte bizim peygamberimiz, rehberimiz böyleydi dervişler. Adalet herkes için vardır. Ben peygamberim demek yok. Al sopayı eline, vur ne alacağın varsa. Vur hak yerini bula. Vur adalet ola. Eğer bir yerde adalet yıkılırsa, orada nizam da bozulur, ahlak da bozulur. Bugünlük bu kadar yetsin artık. Vakit geç oldu. Daha yolu uzak olanlar var aramızda.